Sevgili yönetim kurulu yürütme kurulu üyelerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, partimize hoş geldiniz. Sayın Vekilim, ayın 5'i itibariyle 5. olan kongremizi gerçekleştirdik. Verimli bir kongre sürecimiz geçti. Akabinde mazbatamızı aldık. Yürütme kurullarımızı oluşturduk. İlk toplantımızı yaptık. Bir takım resmi dairelerde ziyaretlerde bulunduk. Sizin de malumunuz dün Ankara'da seminere gittik. Bugün de sizin gelmek hesabıyla burada toplandık vekilim. Buraya gelmekte bize onurlandınız. Teşekkür ediyoruz. Buraya gelen arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bir kongre sürecinde Osmancık olarak geride bıraktık. Malumunuz bütçe görüşmeleri münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 Ekim'den 22 Aralık tarihine kadar yoğun bir dönemde gelip geçirdik. Her yıl olduğu gibi bu senede aralıksız olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe çalışmaları içerisinde bulunduk. O nedenle Osmancık Kongresi'ne katılamadım. Daha önce de bunu söylemiştim hem Oğuzhan Bey'e hem de Necmettin Bey'e. Ben kongremizin ilçemize, partimize, Çorum'a hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan başta ilçe başkanımız Necmettin Bey ve yeni görev alan arkadaşlara, görevini devam ettiğin arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, zaman zaman ifade de ediyoruz. Çorum'daki toplantılarımızda da merkez ilçe toplantısına katılma imkanımız oldu. Bir de Alaca'ya katılabildim ben. Onun dışındaki kongrelere katılamadım. Murat Yıldırım Bey teşkilat çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin değişik bölgelerinde teşkilat başkan yardımcımız kongreleri yönetti. O da gelemedi. Selamları da var. Az önce kendisiyle de görüştüm. Hayırlı olmasını diliyorum. Salim Bey kongremize gelmişti. Kendisi zaten burada değerlendirmelerini, siyasi değerlendirmelerini, gerekirse diğer hizmetlerle ilgili, yatırımlarla ilgili değerlendirmeleri sizlerle paylaştı. Bugüne kadar Türkiye'nin geldiği nokta, ilçemize, ilimize yaptığımız yatırımlar ve gelecek hedeflerimizi ortaya her vesileyle, her fırsatta ortaya koyuyoruz ve kongre sürecinde de bunu etraflıca Sayın Milletvekilimiz ifade ettiler. Benim bunların üzerine hani söyleyeceğim fazlaca bir şey yok bu süreçle ilgili olarak ama siyaseten söylenmesi gereken de pek çok şey var. Türkiye son derece kritik süreçlerden geçti. 12 yıldır tabii. Aşağı yukarı her bir yılda, bir buçuk yılda farklı hükümete karşı hamlelerle karşı karşıya kalındı. Bu 2004'ten başladı. İşte 2007'de 27 Nisan muhtırası, daha sonra 367 krizi gibi Cumhurbaşkanı seçtirmeme gibi hadiseler yaşandı. Sonrası konuları da sizler yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Türkiye takip ediyor. Beraberinde 2008'de bir küresel krizle karşı karşıya kaldı. Bütün dünya karşı karşıya kaldı ama o dönemde Başbakanımız Tayyip Bey Türkiye'yi teğet geçecek, teğet geçiyor, teğet geçti tabirini çok kullanmıştı ve Sayın Başbakanımızın bu değerlendirmesini o dönemde çarpıtma yönünde muhalefet bunu kullandı ama gördük ki
hakikaten de Türkiye'de, bütün dünyada ülkeler alt üst olurken Türkiye, ki bunu bütçe görüşmelerinde hem Maliye Bakanımız, hem Başbakanımız, hem bizler ifade ettik. 2008-2013 son itibariyle Türkiye 5.7 milyon kişiye istihdam yaratan bir ülke oldu. Birçok ülkede ücretler donduruldu. Emekli ücretlerinde kesintiye gidildi. 5 yıl hiç ücretlere zam yapmama kararları alan ülkeler oldu. Hala İspanya krizi atlatabilmiş değil. Hala Portekiz krizi atlatabilmiş değil. Yunanistan, gözlerimizin önünde Yunanistan'da olup bitenleri gördük. Yağmalanan marketler vesaireler, bankamatikler. Böyle bir dönemlerden geçti Türkiye. Hani o nedenle 12 yılda toplam 4.9 ortalama büyüme gerçekleştirebilen bir Türkiye oldu. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Milletin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Biliyor da zaten aslında. Biraz da lafı oraya getirmek istiyorum. Bildiği için bir Cumhurbaşkanı birinci turda 12 yıllık iktidarın liderini, başbakanını bu ülke Cumhurbaşkanı yaptı. Vefasını ortaya koydu. Gene aynı şekilde hemen geriye, bir yıl geriye, 8 ay, 9 ay geriye gittiğimizde de %50'ye varan bir destekle Cumhuriyet tarihinde en büyük desteği alan iktidar olmayı başardı. Bu açıdan önümüzde de bir seçim var. Bu seçim sürecine partiler, partimiz dinamik, daha güçlü, daha yenilenmiş olarak kongre süreçlerinden çıkıyor. Kongrelerimiz biz bu anlayışla yapıyoruz. Bu düşünceyle, bu misyonla, bu ruhla gerçekleştiriyoruz. Tabii ki dışarıdan bir takım insanlar, dışarıdan gazete okuyanlar, siyasetin dışında görünüyormuş gibi siyasete müdahale etmek isteyenler, siyasete yön vermek isteyenler, siyaseti etkilemek isteyen bir takım kişilerin AK Parti'yi her düzeyde, ilçeden ile işte Türkiye genelinde AK Parti'yi karıştırmak isteyenler boşa çıktılar, boşa düştüler. Bütün kongrelerden Allah'a şükür birlikte, beraberlikle, el ele tutuşarak, eskisi yenisi bir arada daha güçlü teşkilatlar olarak çıkmayı başardık, başarıyoruz. Türkiye genelinde ilçe kongreleri tamamlandı. Merkez ilçe kongreleri de tamamlandı. Şimdi partimiz, genel merkezimiz il kongreleriyle ilgili süreci yönetiyor. Sayın Başbakanımız her hafta sonu bir il kongremizde Türkiye'nin değişik bölgesinden bir doğuda bir batıda halkla buluşuyor, milletle buluşuyor. Partisinin gelecek hedeflerini, partimizin gelecek hedeflerini ortaya koyuyor. Bu yönüyle dimdik, diri bir teşkilat olarak inşallah bu kongrelerden çıkmış olacağız. Bu yönüyle ben bugüne kadar partimizde emek veren, çaba sarf eden, partimizin çıtasının yukarı taşınmasında, başarımızda katkı soran her bir arkadaşımıza, her bir kardeşimize, her bir dava mensubumuza teşekkür ediyorum ve başta da ilçe başkanımız, eski ilçe başkanımız, 9 yıl, 3 dönem görev yapan Oğuzhan Bey'e teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah ondan razı olsun. Allah yolunu, bahtını açık etsin, işlerini kolaylaştırsın diyorum. Kendisiyle az önce görüştüm, büyük çocuğu rahatsızlanmış, Çorum'a götürüyordu. Onda selamları var. 5 dakika önce fabrikalar civarında karşılaştık. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten Osmancık da partimizi her zaman en iyi şekilde temsil eden bir teşkilat başkanı olmuştur. Bütün yönleriyle partimizi en iyi şekilde temsil etmenin hem kırsalda hem kent merkezimizde çabasını, mücadelesini vermiştir. Ne kadar teşekkür etsek
kendisine azdır. Bu yönüyle ben tekrar Oğuzhan Bey'e ve bugüne kadar görev almış bütün AK Partili dava arkadaşlarımıza, yönetimde bulunan, geçmişte delege olan, bugün başkasına bayrağı devreden herkese hemşehrilerime teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Tabii ki onlar hiçbir zaman bir kenarda kalmayacaklar. Gene biz onlarla beraber, hep beraber parti olarak daha iyi bir geleceğe, iyi bir sonuca ulaşırız diyorum. Ulaşmak için çalışırız. Her düzeyde bunu yapmak durumundayız. Bunu ifade etmek istiyorum. Tekrar hayırlı olsun. Necmettin Bey, bütün yönetiminizi de kutluyorum. Evet. Bunun dışında ikinci bölümde yatırımlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu bugüne kadar olup bitenlerle alakalı olarak sizler de takip ediyorsunuz yakından. Epey zamandır üzerinde durduğumuz konu yaklaşık 2 yıllık bir sürecin sonunda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımızın özel çabası, özel talimatı, özel gayretlerimiz sonucu Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın, eski valimiz Sabri Başköy'ün büyük katkıları, belediye başkanımız Bekir Yazıcı'nın büyük çabaları sonucu bir organize sanayi bölgesinde kuruluş noktasına gelmiş bulunuyoruz. Ben bunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Böyle bir yatırımın küçümsenmemesi gerekir. Gerçekten Çorum sanayi yatırımları itibariyle Türkiye'de ortaya koyduğu performansla ihracat yapan bir iliz. Yani ithalatı ihracatının 1/3 düzeyinde olan ama çoğunlukla ihracat yapan bir iliz. İnşallah buradaki organize sanayi bölgesinden de Türkiye'ye üretim yapan, dünyaya ihracat yapan bir organize sanayi bölgesini hep beraber üretmiş oluruz. Bölgemizdeki hem TOSİA hem Merzifon'u düşündüğümüzde bu güzergahta Samsun Limanı'na yakınlık ve İstanbul'a erişim açısından ana güzergahta olmamız ilçemiz açısından bir avantajdır. Bu yönüyle ben organize sanayi bölgesinin müteşebbis heyeti kurulduktan sonra gerekli altyapıyı yaptıktan sonra hızla tahsis işlemlerine başlayacağına inanıyorum. Gelecek adına ümit varım buradaki yatırım ortamının oluşacağından. Çünkü hemen sağımızda ve solumuzda iki organize sanayi bölgesi son derece güzel çalışıyor. Hem Merzifon hem de TOSYA'da organize sanayi ilgi yüksektir. Organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak teşvik avantajı sağladığı için firmalar, ihracatçı firmalar organize sanayi bölgelerini tercih ediyorlar. Bu yönüyle Osmancık avantajlı bir ilçe konumuna gelmiştir. Organize sanayi bölgesi de ilçemizin büyümesine, gelişmesine, istihdamına, ekmeğinin büyümesine, ticaretinin artmasına en büyük katkıyı sağlayacak yatırım olacaktır. Bu yönüyle ben organize sanayi bölgemizin tekrar ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hemen tekstil fabrikasının meslek yüksek okulunun bitişiğinde Kamil yolu üzerinde ana yola yakın bir organize sanayi bölgesi yeri belirlenmiştir. 470 dekar toplamda alan, 500 dönüme yakın bir alan. Hızlıca burada bir altyapı çalışmasına girilecektir. Müteşebbis kuruluş ve tüzük çalışmaları şu anda yapılıyor. Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın başkanlığında bir müteşebbis heyet oluşumu aşamasındayız şu anda. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer konu gene Sayın
Veysel Eroğlu bakanımızın burada temel atma töreninde kendisinin de incelemesi neticesinde söz verdiğimiz bir konu vardı biliyorsunuz. Şehir geçişi, Kızılırmak şehir geçişi projesi. Daha kentsel bir geçiş, kente yakışır, yaraşır bir geçiş ve kente değer katacak, marka katacak bir Kızılırmak geçişi olsun ve turizm değeri olan bir şehir geçişi olsun mücadelesini veriyorduk 4 yıldır. Bu proje hazır olmakla birlikte kamulaştırmayla ilgili bir ödenek sorunu yaşıyorduk. Bu ödenekte bakanımızın onayıyla etrafındaki özel mülklerin kamulaştırılmasına yönelik süreci de bu şekilde başlatmış olacağız. Kamulaştırmalar tamamlandıktan sonra hızlıca devlet süreçlerimiz imalata geçecektir. İnşallah bu da beraberinde organize ile birlikte bu proje hayata geçtiğinde bu bölgeden geçen her bir seyahat eden her bir vatandaş, özellikle özel aracıyla seyahat eden her bir kişi Osmancık'ta ırmak kenarında bir oturup ferahlamak, çay içmek, dinlenmek, yemek yemek ve şehri görmek için mutlaka konaklayacaktır. Böyle bir cazibeyi Osmancık'a kazandıracağız. Bu proje bu açıdan önemli. Bunun da tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Kaleyle ilgili kısmi bir restorasyon başlatıldı. Kültür Bakanlığımız destekleriyle. Bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kaleye biraz daha turizm değeri katmak açısından, erişimi kolaylaştırmak açısından, güvenli bir şekilde iniş çıkış sağlamak açısından kale içi yollar yapımına başlandı. Bir diğer konu içme suyuyla alakalı proje Dere Boğazı Göleti. Önümüzdeki günlerde tarihi de ilan edildi. Ocak ayı sonlarında ihale edilecek. Osmancık'ın kuyu sularından değil de kaliteli arıtılmış bir temiz içme suyuna ulaşmasını sağlamış olacağız. Dere Boğazı Bölgesi göletle ilgili ihale süreci de başlatıldı. Taşkın korumayla ilgili bu sel felaketi yaşadığımız kuzey yamaçlarla ilgili projede bildiğiniz gibi ihale edildi. Yaklaşık 7 trilyonluk bir proje. Buradaki suların toplanarak Kızılırmak'a şehire uğramadan Kızılırmak'a taşınması yönünde bir kanala alınarak oradan da Kızılırmak'a ulaştırılması konusunda bir proje DSİ tarafından yürütülüyor. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Adliyemiz temeli törensiz olarak attık. Çünkü bizlerin Ankara'daki yoğunluğu nedeniyle, iklim şartları nedeniyle bir tören düzenleyemedik. İnşallah açılışını bir törenle gerçekleştiririz. Bu noktada artık bir temel atma töreni inşaat ilerliyor. 300 gün gibi kısa bir sürede Osmancık Adliyesi modern yargımıza, adalet çalışanlarına, yargı camiasına modern bir adliye kavuşturmuş olacağız. Bu da üzerinde durduğumuz önemli bir projeydi. Geçmişteki yanlış planlamayı aradan 9 sene sonra düzeltmiş olduk. 2005 yılında burası açıldı. Hükümet konağı adliye o dönemde birlikte planlanmış ama kamu hizmetleri adliye hükümet konağında olduğu için kamu hizmetleri dışarıda olan bir ilçe konumundayız. Yani sadece kaymakamlık var, sıkışık vaziyette milli eğitim var, sosyal yardımlaşma fonu var. Bunun dışında bütün birimler dışarıda. Yani denetimi de zorlaştıran bir şey, mülki denetimi de zorlaştıran bir durum. Bütün kamu birimlerinin dışarıda olduğu bir hükümet binası yerine bütün kamu birimlerinin içinde olduğu bir hükümet binasını da bu şekilde kazanmış olacağız. Bir diğer konu dün bugünkü gazetelerde de görmüşsünüzdür. Osmancık bölgesinde içinde olduğu bir Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız bir ödenek vardı. Burada mı Kargı İncesu köy muhtarlarımız? Burada. Hayırlı olsun. Sağ olun.
Orada problemli bir köprümüz vardı. Projesi hazırdı. Fındık, İncesu, Kargı köylerimizin ilgilendiren bir husustu. 250 bin lira ödeneği ayrıldı dün. İnşallah yakında bunu ihale etmiş olacağız. Projesi hazır. Özel idare genel sekreterimizle dün görüştük. İl Genel Meclisi Başkanımız, beraberce il başkanımız. Hazır olan projeler hemen ihaleye göndereceğiz. Bunu da size ifade etmek istiyorum. Orada geçmişte bir ölümlü bir kaza olmuştu. Beraber gittik, bak inceledik. Bu burayı da çözmüş olacağız. İmam Hatip Lisesi binası arkadaşlar önümüzdeki günlerde ihale tarihi alacak. İhalesini de gerçekleştirmiş olacağız. İmam Hatip Lisesi bahçemizde biliyorsunuz bir yurt inşaatımız tamamlanmak üzere. Beraberinde İmam Hatip Lisesi'nin hemen arkasındaki alana 24 derslik bir İmam Hatip Lisesi binası yapıyoruz. Projesi yapıldı, onaylandı. Yapım ihalesine önümüzdeki günlerde Ocak ayı içerisinde bir tarih alınacak ve 24 derslik bir İmam Hatip Lisesi binasını yapımına başlayacağız. Öndeki binayı da hizmet binası yapıldığında, yeni bina yapıldığında öndeki binayı da yıkarak genişçe bir bahçesi, alanı kazanmış olacağız. İnşallah bu sorunumuzu da Osmancık'ın İmam Hatip Lisesi lise kısmıyla ilgili sorununu çözmüş olacağız. Bu okulun ben temelinde çalıştım. Hatta rahmetli Zühtü Hoca bizleri toplar. Eski Kız Kur'an Kursu Kız İmam Hatip binasından, daha öncesi de Kız Kur'an Kursu binasıydı. Oradan bizi alır götürür. İmam Hatip Lisesi'nin kalıplarından bize çivi söktürürdü. Hazırlatırdı tahtaları, çivilerini söktüğümüz tahtaları böyle bir kenara dizerdik. Temelde çalışmıştım. Daha sonra ben buradan ayrılmıştım. Buranın yapılışını hatırlıyorum. O dönemki şartlarda tabii yapıldı. İki katlı acilen bir bina olarak. Ama günümüz şartlarında yetersiz bir bina. İnşallah Osmancık İmam Hatip Lisesi öğrencileri modern donanımlı bilgisayarlarıyla, teknolojisiyle, laboratuvarlarıyla son derece temiz, nezih bir lise binasına kavuşmuş olacak çabalarımızla, gayretlerimizle. Bunu da ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Akşemseddin'le ilgili bir çalışmamız var. Akşemseddin okulu bölgesinde. O binada İnönü İlkokulu'yla aynı döneme rastlayan, belki daha sonra bahçesine yeni eklemeler yapılmış. Koyunbaba'yı okulunu elden geçirmiştik. Sonraki dönemde yapıldı. İnönü İlkokulu yenilendi. Akşemseddin okuluyla ilgili de talimatımızı verdik. Çalışıyorlar. Arsa durumuna göre oraya da bir inşaat başlatma niyetindeyiz inşallah. Şu anda tabii işin başlangıç noktasındayız. Osmancık'ta bu yönüyle ne okul sorunu ne yurt sorunu kalmamış olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Son olarak yüksekokul yüksekokuldaki son noktaya gelindi. Geçici yüksek öğretim öğrenci yurtlarını kastediyorum. 300 kişilik öğrenci yurtları tamamlanmak üzere geçici kabul aşamasına gelindi. Tefrişat malzemeleri alındı. Samsun'da bir depoda tutuluyor şu anda. Geçici kabulü yapıldıktan sonra hızlıca tefrişatı yapılacak ve ikinci dönemde öğrencilerin burada kalacağı şekilde bir planlama yapılıyor. Yani Şubat ortası, Şubat sonuna öğrenciler yeni yurtlarına kavuşmuş olacaklar. Bunu da ifade etmek istiyorum. İnşallah Sayın Başbakanımız Çorum'a geldiğinde toplu açılış programı çerçevesinde Osmancık'taki açılışa hazır, ki İmam Hatip yurdunu açmadık. Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki 300 kişilik yurdu açmadık. Gençlik merkezini açmadık. Onun dışında
Tarımsal sulamalarla ilgili birinci etabı tamamlandı. Obruk Dere sulama projesinin güvercinlik bölgesine kadar yapıldı. Birinci etabını açacağız. Ve yüksek öğretim yurdunu, yurtlarımızı açmış olacağız. Bir de Osmancık şehir altyapısının açılışı yapılmadı. İçme suyu kanalizasyon hatları yenilenmişti, sizler de biliyorsunuz. Bunun açılışı da böylece Sayın Başbakanımızın Çorum programında toplu açılış içerisinde hizmete alınacaklar ve kamuoyuna ilan edilecektir. Ben bunları ifade etmek istiyorum. Doğalgazla ilgili süreç, proje ihalesi bildiğiniz gibi yapıldı, tamamlandı. 2015 yatırım programında da doğalgazın yüksek basınçlı hattı ihalesini BOTAŞ yapacak. 2015 yatırım programında 9 ilçe yer alacak. Daha önce Bakanlar Kurulu şartlarını yerine getiren ve proje ihaleleri yapılan 9 ilçenin, Türkiye genelinde 9 ilçenin, bunun 3 tanesi Çorum'un ilçesidir. Türkiye'nin en başarılı doğalgaz konusunda örgütlenmesini yapan il konumundadır. İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimizin doğalgazı 2015 yatırım programında yapımı, yüksek basınçlı hattın yapımı ve Osmancık girişinde bir yere basınç düşürme istasyonunun kurulmasıyla ilgili ihalesi 2015 yılında yapılmış olacak. 3 ilçemiz için. Ondan sonra bu ihale yapıldığında, diyelim 2015 yatırım programı çerçevesinde bu birinci yarısında ihale edildi. Aynı şekilde EPDK ve BOTAŞ bu sefer şehir içiyle ilgili şebekenin döşenmesiyle ilgili yetkiyi yetkili firmaya, hangi firma ise o firmaya yetki verecek. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu Çorum Gaz'a mı yetki verecek? Çorum Gaz'a sen mi yap diyecek il içerisindeki yetki çerçevesinde, yoksa ihaleye mi edecek? O konuyu görüşmelerini sürdürüyoruz. Ama aynı anda yapılmış olacak. Yani yüksek basınçlı hat yapılırken şehir içi şebeke ile ilgili çalışmayı da başlatmış olacağız. Biz bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ben tekrar evet, son olarak basın mensubu arkadaşlarımız da duymuş olsun. Evet, Osmancık Devlet Hastanemize 2 adet yeni cihaz geldi. Kurulumu yapıldı. Hizmet vermeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi dijital görüntüleme dediğimiz röntgen cihazı. Yani hasta girdiğinde orada çekilen görüntü doktorun ekranına yansımış olacak. Aynı anda bu hizmet şu anda ilçemizde verilmeye başlandı. Kemik densimetri cihazı diye bir kemik ölçümü yapan bir cihaz da şu anda hastanemizde de kuruldu. FAKO cihazı ile ilgili, yani gözle ilgili bir cihazla ilgili girişimlerimizi de sürdürüyoruz şu anda. Hastanemiz, tekrar ediyorum, 2 tane dijital cihazı daha iyi teşhis koyma açısından halkımızın hizmetine sunulmuş bulunmaktadır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi o Çorum arasındaki yolun yapımı ve bizim Osmancık'ın içindeki yolun yapımı ile ilgili. Kırklilim'le ilgili tarih bekliyoruz. Yani tarihi aldığımızı açıklayacağız eli Kur'an'da yani. Bir de Osmancık'ın içiyle ilgili, yani Osmancık içiyle ilgili onu Hamza Bey cevap versin. Evet, Acun ve Osmancık arasında bir mesele Çorum yolu. Çorum. İşte eli Kur'an'da bekliyoruz. Tabi bilgi aldığımız açıklayacağız. Arkadaşlar, Çorum geçişi, Osmancık geçişleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Geçit defalar, kaç defa verdim ama yine de bölge müdürümüzün bana verdiği bilgiye göre aslında bu sene Ramazan bayramından sonra başlanacaktı. Ancak yol güzergahındaki esnafların bu yapım işini Kurban Bayramı ertesine ertelenmesi konusunda talepleri doğrultusunda ertelendi. Ancak bu sefer ödenekler bitmesi nedeniyle
önümüzdeki 2015 baharına kaldı. İnşallah Mart-Nisan gibi başlayacaklar. Yani başlayacaklarını bana bildirdiler.